Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Taş tıkanırsa nasıl kırıyoruz, nasıl yapıyoruz, nasıl tedavisi diye sormuştum. Telefona gitmiştik hocam. Devamını tamamlayalım sizinle. Yani birdenbire gelen ani bir ağrı bazen safra kesisindeki taşın kanala düşüp ve kanalın son kısmında genellikle tıkanmaya neden olduğu zaman çok şiddetli sırta vuran bir ağrı oluyor. Hatta hastanın rengi soluyor, bembeyaz bir renk oluyor falan. Bunlar da nasıl tedavi ediliyor derseniz yine teknoloji burada da işe yarıyor. Eskiden çünkü bunlara da ameliyat yapılıyordu ve bu ameliyatlar hastaları genellikle 15 gün hastanede yatırıyordu. Şimdi bu ERCP dediğimiz yine gastroskopi gibi duodenoskop var. 12 parmak parsağına kadar yine ağız yoluyla geçip 12 parmak parsağına kadar iniliyor. Onun yandan görüş kameraları var, ışıklandırması var. Oradan safra kanalının ucu tespit ediliyor. Oradan bir kateter içeriye salınıyor rehber olarak. Arkasından sfinkterotomi dediğimiz o kanalın ucundaki alan, dar alan genişletiliyor ve bir içeriye basket dediğimiz bir alet yine kateter gibi gönderilerek o taş 12 parmak bağırsağına düşürülüyor. O da gaitayla birlikte atılabiliyor o şekilde. Ve bu şekilde artık hemen hemen safra yollarındaki taşları hem erken hem de kısa sürede tedavi etme imkanı oluyor. Bu da teknolojinin sayesinde oluyor tabii. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.